CHP'nin olay belediye başkanı Tanju Özcan, yine partisini kızdıracak açıklamalar yaptı. Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal demokrasiyi sol yazarların eserlerinden okuyarak değil, Kur'an-ı Kerim'den, peygamberin hadislerinden öğrendiğini söyledi. Libya'nın, kendi halkı tarafından linç edilerek öldürülen Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu, Seyfüslam Kaddafi Aralık'ta yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Ancak oğul Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle aranıyor. Amerika'nın, Nebraska eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde, 3 kar leoparının COVID nedeniyle öldüğü açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, birçok hayvanın da COVID'e yakalandığını da belirterek, acımız çok büyük dediler. Doğada görmenin neredeyse olanaksız olduğu kar leoparları, nesli tükenmekte olan hayvanlardan. Teknoloji, baş döndürücü bir hızla gelişirken Çin'deki bir lokantada, HoloLab teknolojisi ile, müşterilere istedikleri yiyecekler 3 boyutlu sanal görüntülerle sunuluyor. Müşteriler, daha önce fotoğraflardan seçtikleri yemeklere sanki önlerindeki tabakta, yemek varmış gibi görüyor ve beğendiğini ısmarlıyor. İran'ın güneyinde, 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında, dağlardan toz bulutunun yükseldiği görüldü. Park halindeki kamyonların da, sarsıntıdan etkilendiğinin görüldüğü depremde, can kaybı olup olmadığı yönünde henüz kesin bir bilgi yok. Sarayın en önemli isimlerinden İbrahim Kalın, Libya'da silahlı kuvvetler mensuplarımızı da, paralı askerlerimizi de, geri çekmeyeceğimizi açıkladı. Kalın, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının, anlaşmalarla oluşturulduğunu ve ülkedeki istikrarın önemli bir unsuru olduğunu söyledi. Belarus-Polonya sınırına yığılan Kürt sığınmacılar, Almanya'nın kendilerine otobüsler göndereceği haberi üzerine, büyük sevinç yaşadı. Ancak, kısa bir süre sonra Almanya bir açıklama yaparak, bunun yalan olduğunu duyurdu. Alman Dışişleri Bakanlığı, bu söylentiyi yayanlar büyük kötülük yapıyor dedi. TRT'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı yüceltmek için çektiği, teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatı elemanlarının, parmaklarına taktıkları, teşkilat yüzüğü satışa çıkarıldı. TRT'nin, TRT Market adlı sanal marketinden yapılan satışlar, sosyal medyada, bundan da mı para kazanacaksınız eleştirilerine yol açtı. Erdoğan'ın çok kullandığı, en az 3 çocuk yapın fikrini, ortaya ilk atan kişi olarak tanınan eski bakan Ayşe Gürcan'ın, 3 çocuğa nazire yaparcasına, 3 ayrı yerden maaş aldığı anlaşıldı. Maarif Vakfı'nda, 7500 lira huzur hakkı alan, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Ayşe Gürcan'ın, bir İmam Hatip Lisesi'nde müdür olduğu ortaya çıktı. Hollanda Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'den ülkelerine sığınmacı olarak gelenlerin sayısında, rekor artış olduğunu açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı, 2016'dan itibaren başlayan göçlerde hızlı artış olduğu ve bu yılın ilk 9 ayında Hollanda'dan sığınma talep eden Türk vatandaşlarının sayısının 1300'ü aştığını bildirdi. Çanakkale Troya Müzesi'nde, AKP Genel Başkanı Erdoğan, biliyorsunuz seçme seçilme yaşını 18 olsun dedik. Bu, gençliğinize güvenmeyi getiriyor. Gençliğimizi seven biziz. Muhalefet gençliği seviyoruz diyor, hepsi yalan. Teknofest kuşağı, Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı. Millet bize ne kadar görev verirse milletimin hizmetkarıyım. Tecrübemi, arkadaşlarımızla beraber, bu millet uğruna yorulacağız. Dünyayı tanıdım, tanıyorum. Şu anki liderler içerisinde en kıdemli lider benim, dedi. Daha önce akraba alımlarıyla gündeme gelen Elazığ'ın AKP'li Karakoçan Belediyesi, ilçe merkezindeki tek park olan Atatürk Parkı alanını AKP'li belediye meclis üyesi Abidin Gürbüz'ün yeğenine verdiği iddia edildi. Pandeminin ilk günlerinde Türkiye'den ayrılmak için 70 bin dolara özel uçak kiralamak isterken dolandırılan Mısırlı iş insanı İmad Kaşkol'un Türkiye'ye 1 milyar dolar para getirmek için AKP'li eski milletvekili Salih Fırat'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Salih Fırat'ın kayınbiraderi Sait Subaşı, Mısırlı iş insanı Gambiya'da 1 milyar doları olduğunu, bunun getirilmesi için kargo uçağı kiralamak istediğini söyledi. Parayı ödeyelim, siz siyasi veya kendi ilişkileriniz ile bunları ikna edin, dedi. Bana fotoğraflar gösterdi, dolar paletler halinde. 1 milyar doları Türkiye'ye getireceğim, bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlayacağım, dedi.
Hürriyet yazarı Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyurmasının ardından, Kılıçdaroğlu, en çok Erdoğan'a hakaret ettiği için, helalleşme yolculuğuna önce Erdoğan'la başlaması gerekiyor, düşüncesini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı için, 11 Kasım 2021'de ihalesi yapılan lüks kiralık araçlarda siren, tepe lambası, megafon, mavi-kırmızı çakar bulunacağını, araçların kapı ve arka camlarının da siyah filmli olmasını istemişti. Bakanlık tarafından, 2022 yılı boyunca kullanılacak öncü ve artçı 4 araç da, 2021 model, turbo, dizel otomatik veya triptonik olacağı belirtilmiş ve, tasarruf tedbirleri genelgesine rağmen, yapılacak olan ihale tepki çekmişti. Tepkiler sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı için kiralayacağı 4 adet öncü ve artçı koruma aracı ihalesi iptal edildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogaz fiyatlarına bir zam daha gelecek. Bu gece itibarıyla, geçerli olacak zam ile otogaz fiyatı, Türkiye'nin pek çok yerinde 7 liraya dayanmış olacak. 25 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. Profesör Doktor Mustafa Tayar, laboratuvarında insanların 2 saatten fazla kullandığı maskeleri inceleyip çıkan zararlı bakterileri laboratuvar ortamında göstererek ağıza takılan maskeleri saatte bir değiştirilmesi uyarısında bulundu. CHP'li Murat Emir, Alevilerin ve Kürtlerin yalancı olduğu ifadesini kullanan AKP'li Hüseyin Besli'ye tepki gösterdi. Birisi de çıksın aynısını Sünniler için söylesin de kavga başlasın istiyor. CHP, mesleki eğitime ilgiyi artırmak için meclise kanun teklifi verdi. Buna göre, staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerle çıraklara verilecek ücret asgari ücretin %60'ından az olamayacak. AKP Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı, görevinden affını istedi. Edinilen bilgiye göre, Naci Bostancı, bir süre önce AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, bu talebini iletti ve farklı bir görev üstlenebileceğini söyledi. Covid-19 salgını kaynaklı arz darboğazları fiyatları yukarı çekmeyi sürdürürken, dünyanın dört bir yanından gelen veriler, enflasyonun gelişmiş ülkelerde dahi rekor yükselişler kaydettiğini gösteriyor. Türk Hava Yolları, 8-14 Kasım arasında günlük 1007 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci hava yolu şirketi oldu. Van'da zamları protesto ettiği sırada, gözaltına alınan Çerçi Onar, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalar yaptı. Onar, her gün zam olmaz, dedi. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı, Kıyıköy'de belediye başkanı Ender Sevinç, hakkında belediyede görevli 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 4 kadının şikayeti üzerine, Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca Ender Sevinç hakkında soruşturma başlatıldı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen, İsrailli Modi ve Natali çifti ve yanlarında bulunan İA ile ilgili soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler, çektikleri görselleri, aile, ismini verdikleri bir mesajlaşma programında paylaştıkları ve kule ile konut arasındaki, mesafenin de hesaplandığı tespit edildi. Türkiye genelinde, Ekim'de 137.401 konut satışı gerçekleştirildi. Ekim'de satılan konut sayısı, Eylül'e göre %6.6 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %14.9 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tarımda üretici enflasyonu bir önceki aya göre %1.68'lik artışla %23'e yükseldi. Hesaplamada baz alınan 92 maddeden 51'inin fiyatı arttı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.